geldin. Selam, hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Müzik şirketime toplantıya gidiyorum. Peki, gel bakalım. Geleyim. Şöyle kapatayım şunları da. Konuşmayan Yeşim. Hatice'ye bu tarzı çok yakıştırdım ama yani bilmiyorum, o bordolarla ayakkabının rengi tutmuş olabilir ama şu anda hani bir bütün olarak bakınca çok uyumluymuş gibi durmuyor. O biraz daha açık renk kolundaki, ayakkabılar biraz daha koyu ama ceketini, çantasını ve pantolonunu çok beğendim. Teşekkür ederim. Tuğçe. Saçlarını kestirmen çok iyi olmuş öncelikle. Hı-hı, evet. Güzel bir, çok kırılmış, hani sana güzel bir görüntü kazandırmış. Yalnız hı-hı, sen bunun çok benzerini yapmıştın. Hani benzeri stiletto, değil. Stiletto, sigaret paça pantolon, hı-hı, gömlek, üstüne ceket. Ama o daha taşlı. Bir de o yani hani rengini uydursun diye galiba yaptın bunu, hı-hı, ama o ceketin astarı değil mi? Ceketin astarı. Evet, astarı. Ama çok kötü gözüküyor, buruş buruş. Yani hiç hani iyi gözükmüyor. Ve çok ne bileyim hani sanki böyle hiçbir şey bulamadın da dolabından aldın. Hani onu da üstüne takayım da ayakkabıya uydurayım gibi. Çok kombin getirdim zaten. Öbürü aynen, kombinin o kadar, bence daha iyiydi. O kadar kafam karıştı ki. Bir arkada artık bir kombin denemişti. Hı-hı. Sonra değiştirdi bilmiyorum niye, evet, ama bu kötü yani. Daha rahat ettim bunda o yüzden. Çünkü niye? Ufak düz ayakkabıydı. Artık. Sen düz ayakkabı giymeyip stilettoyu tercih ettin. Pantolon yanlış yerdeydi, o yüzden olmadı yani. Ha. Bunu giymek zorunda kaldım. Yoksa maskülen tarzı yapacaktım, olmadı. Anladım. Hazır mısın Hatice? Hazırım. Geçebilirsin. Hatice, ayakkabı 90 lira, pantolon 55 lira, çanta 45 lira, gömlek 39 lira, ceket 130 lira, gözlük 70 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Kıyafetlerin ağlıyor. Neden bu kadar bakımsızsın diyorum bugün ya, kafam karıştı, çok karıştı. Çok bakımsız. Kıyafetlerin içinde kaldım Hakan Bey. Yani artık kafam ambele olmuş durumda. Ne giyeceğimi bilmiyorum artık. Çok bakımsızsın bugün. Ya bakımsız duruyorsun, anladın evet, mı? Evet, ruhen de öyleyim zaten. Bugün çok kötüyüm, hiç iyi değilim bugün. Beyinde o çok yansımış yani. Öyledir ya, ruh haline göre bir şekilde ele verirsin ama hani kötü ruh halinde iki boyanıp böyle daha güzel giyinip aynaya bakmak insanı hayata çok motive eder. Onun için işte o alışveriş çılgınlığıdır. Herkes kesesine göre kendini mağazalara atar. Konuşmayayım, konuştukça batıyorum. Sana kötü gelecek. Sağlıyorsunuz geliyor, evet. Beş. Şeyde geleceğim. O ceketi dayanamıyorum. Gelmek lazım. Yok yok, çıkartma. O kolları şey yapmak lazım çok. Hem de üstündeki o kadar büyük görünüyor, hem de onu son dakika bunu stylingim getirdi. Yani o kadar artık seçemedim ki hani kıyafetleri. Stylingim var, bunu mu yaptın? Duymayalım. Bu ikincisi ama yani artık ne yapacağım bilmiyorum. Bence sen ona yol ver canım. Evet. Yol ver. Dünkü beğendiğiniz benim dolabımdan seçtiğimdi bazı parçalar. Baba. Keşke böyle yapsaydım. Keşke, çünkü o kadar büyük görünüyor ki senin üzerinde. Emane gibi duruyor. Evet. Onu her zaman bir şey yapmak lazım. Oynayın biraz kıyafetlerin, yani aşk yaşayın. Diyorsunuz, tamam. Evet, çünkü bu da aşk mesale yani. Giymek aşk demek. Al o saçları güzelim. Güzel kadın. Açmayacağım daha. Yani böyle olmalı. Bu bir şey, bir dugme diktirelim ya da iğne takalım. Yani böyle yani bir şey yapmak lazım. Çok böyle sadece giyiyorsunuz, geliyorsunuz, ruh katmıyorsunuz. İşte bugün ben de ruhsuzdum ya, çok fazla. Ay. Kendimden nefret ediyorum zaten bugün yani. Yani biraz ruh katmak lazım, bir şey yapmak lazım. Diktirin bir şey, takın, edin. Hı-hı. Kendini biraz yorun kendini yani biraz. Düşünün. Çanta hiç beğenmedim. Böyle gelseydim belki notun daha yüksek olabilirdi. Hı-hı. Çünkü bir hareket var. Ama öyle maalesef gelmedin. O koskoca ceket üstünde kendini güzeline kapattın. Yanlış. Teşekkür ederim. Hatice, bir laf vardır. Yakası bir yerde, paçası bir yerde diye. Aynen öyle geldin. Evet. Savaştan çıkmış gibi.
Eline sağlık Ivana. Şu yakaları çıkarttı da içim açıldı. Bir tanesi içeride, bir tanesi dışarıda. Ben yani, tereddüt ettim çıkartırken. Hayır, iki yaka var diye. Şimdi dışarıya çıkart, çıkartmasan. Ne, gene bu içeri girdi. Yakayı düzen. Öbür tarafı. Heh, şöyle görelim. Oldu mu? Oldu. Kalktı. Öyle. Yo yo. Kır. Böyle. Aha, aynı. Tamam. Öyle bir dağınık haldeydin ki böylesine geldim işte, çıkaracaktım ama çıkaramadım. Ya burası şu nokta, final nokta ya. Evet. Şu noktaya gelirken insan bir kontrol eder ya. Biz kendimizi kontrol ediyoruz burada. Aman güzel olalım, düzgün olalım, saygın olalım filan. Yani sen buraya bu iş için geliyorsun ve tam o noktaya geldiğin zaman da işte yakam içeride, oy burada. Yani yakası paçası bir yerde. Olmadı. Olmadı. Hiç olmadı. Düzenim çok fazla bir şey bozulduğu bir için. Bir şey yapmaya çalışmışım. Evet. İlk bugün gördüğümde acaba bir şey mi yakalamıştım? Onu da yakalayamamışsın. Ceketin astarıyla ayakkabıyı bir tutabilirdin. Onu da yakalayamadın. Renkler olmadı. Yani olmadı. Ve kemer kullanmaya korkmayın. Kemeri kullanın. Aksuar bu. Yani neresinden tutalım ki? Sen bir dokundun da bir şeyler oldu. Tutulacak yerin yok. Teşekkür ederim.